Herkese merhabalar. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Sağ ol Çiğdem. Ha, pardon. Teşekkür ederim. Ezgi. Çiğdem'le görüştüm az evvel de. Anladım hocam. Şunu da Güzel sağlık hadi. gördüm. Sevindim. Sağlıklı bir şekilde, mutlu bir şekilde. Ne yapıyoruz şu anda? Şu an Arkadaşlar gelmeye başladı mı? gelmeye başladı. Ben bizim tasarım platformundan biraz bahsetmek istiyorum. İnsanlar gelene kadar. Öncelikle Sayın Çiğdem Demir hocamıza ve Pelin Öztürk Göçmen'e bu şekilde bir tasarım platformu oluşturduğu için gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Biz de ekip olarak gerçekten hani çok sizinle tanışabildiğimiz için ve başka tasarımcılar olsun, ajanslardan insanlar olsun. Bu şekilde bir etkileşim sağlayabildiğimiz için ben herkes adına teşekkür etmek istiyorum ekibim adına. Teşekkür Şimdi ederim. Sağ olun, var olun. başlayacağız. Dilerseniz yavaştan başlayalım hocam. Ben Tabii yorumları katıldım şu anda. Son 5-10 dakika kala yorumları geri açacağım. Sorusu olduğu arkadaşımız olursa eğer son 5-10 dakikada size iletebilir. tamam. Hay hay. Hay hay canım. Benim sesim sana Başlıyorum. gelebiliyor mu? Her şey yolunda şu anda değil mi? Tamam, ben de seni duyuyorum ama ara sıra böyle hafif delay oluyor. Eğer öyle olursa daha yavaş yavaş gideriz. Oldu mu? Tamam hocam. Başlayalım hocam. O zaman sizi tanıyan tasarım camiasında hani genelde herkes sizi tanıyor. Bunu biliyoruz ama hani yeni tasarımcı arkadaşlarımız var. Bizim genellikle birinci, ikinci sınıftan arkadaşlarımız, okuldan öğrencilerimiz var. Onlar için kendinizden kısaca bahsedebilirseniz ve kariyer yolculuğunuzda nasıl bir süreç yaşadınız? Çok teşekkür Tabii. ederim. Hay hay. 1966 yılında şu anda rahmetle andığım iki insanın, anne ve babamın oğlu olarak İstanbul'da doğdum. Bir ailenin ikinci çocuğuydum. Ailem bir orta sınıf ailesi. Klasik bir orta sınıf ailesi ama birkaç kuşak İstanbul'da yaşadıkları için açıkçası bizlere de verdikleri çok güzel bir görgü ve mutluluk ortamı içinde büyüdüm. Ve babam çok teknik işlere meraklı, olağanüstü becerikli, hayata güler yüzle bakmayı bana öğreten bir insandı. O yüzden bir nevi ben de onun yolundan gitmek arzusuyla belki bu işlere başladım diyebilirim. Ne yaptım? Meslek lisesi okumak istedim. Hayata biraz daha hızlı atılmak için. Doğrusu çok üniversite okumak diye de bir o zaman çok da isteğim yoktu. Belki de dönemin vaziyetinden dolayı, çünkü malum 12 Eylül dönemi vardı. Üniversite dediğimiz şey her gün gazetelerde yaklaşık 20-25 kişinin hayatını kaybettiği, büyük çatışmaların olduğu bir durumdu. Ablam üniversiteye gidiyordu ve onun hani üniversiteye gidiyorum diye gidip sonradan boykot var diye geldiğini falan çok gördüm. Açıkçası belki de ondan çok böyle üniversiteyle ilgili sanki bir isteğim yok gibiydi ve başka meslek sesine girdim. O zaman Türkiye'de tek olan boya ve dekorasyon bölümünü kazandım. İşte orada herhalde bir şans ya da böyle kısmet yıldızı dokundu benim göğsüme. Ve çok sevdim bu işleri. Ajanslarda çalışmaya başladım daha öğrenciyken, yani 1983 yılında neredeyse ajanslarda çalışmaya başladım ama bahsettiğim hani tasarımcı falan değil. İşte karanlık oda asistanları yaptım efendim. Karanlık odalarda o zaman bütün harfler siyah beyaz basılıp büyütülürdü. O işleri yaptım. Sonradan da o Maçka Meslek Lisesi'nde okulduktan sonra zaten işte Nişantaşı Kız Lisesi ile yan yanadır. Yokuştan kendinizi saldığınız zaman da eski adıyla Tatbiki, şu anki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gider. O bizim için böyle ulaşılmaz bir şeydi, o okula girebilmek. Ve çalıştım, kazandım da sınavı ve orada okudum. O da bildiğin gibi Ezgi bir Bauhaus temelli aslında eğitimi olan, çok
iyi hocaların olduğu, gerçekten çok iyi hocaların olduğu bir okuldu. Sonra orada 4 sene eğitim aldıktan sonra, ki üniversitedeyken de hep ajanslarda çalıştım. Ardından da işte ne yaparım diye düşünürken, o zamanki hocam sevgili Mehmet Erem, Eskişehir'e gidiyorum ben, gelir misin dedi. Ben de hiç gitmemiştim Eskişehir'e, gelirim dedim. Geldim bir baktım, burada çok ilginç bir şey gördüm. Şöyle ki, yeni kurulmuş bir okul var. İlk öğrencilerini almış, yani 40 kişi almış işte, yani sınava girmiş. Onlardan da sanırım herhalde 30'unu almış neredeyse. Yani yepyeni bir başlangıç. Ortada hiçbir şey yok ama burada bir umut gördüm. Gerçekten de büyük bir umut gördüm. Yani ben hep şöyle diyorum, bana dediler ki ya işte tarla var, ekip biçersen biz sana destek veririz. Başka bir şeyine karışmayız. Tohumunu daha iyisini sen bul, malını yetiştir, ne yaparsan yap dediler bir nevi. Büyük bir heyecanla burada işte yeni mezun bir okuldan yeni çıkmış toy bir tasarımcı olarak burada göreve başladım ve neredeyse 33, 32, 33 sene oluyor burada bu işe başlayalı. O gün bugün bildiğiniz gibi Eskişehir'deyim. Sonra bir burs kazandım ve İsviçre'de Arts and the College of Design'da okudum. Ve o süre içinde bir sene okudum. Oranın Advanced programına kabul edildim. Çok büyük bir değişiklik oldu hayatımda aslında. Çünkü tasarım adına, uluslararası arenada ne olduğu adına, ne yapmam gerektiği adına pek çok şey öğrendim. Aslında herhalde en önemli şeylerden de bu, Ezgi. Bence Mark Twain'in güzel bir lafı var. Diyor ki, bir insanın hayatında iki gün çok önemlidir diyor. Bir tanesi doğduğu gün, ikincisi de neden doğduğunu anladığı gün. Ben herhalde o neden doğduğumu epeydir bir anlamış vaziyetteyim. Ben tasarımcı olabilmek, görsel iletişim üzerine kavramları, ki grafik tasarımı da kavramların biçimlere dönüşmüş hali olarak tanımlıyorum, algılıyorum. Bu yolda çaba sarf etmek için doğmuşum. Bunu anladım günün birinde ve o gün bugün bu işi yapıyorum. Peki hocam. Kaliforniya'da San Diego State Üniversitesi'nde dersler vermiştiniz. Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Hani yurt dışındaki eğitim ve Türkiye'deki eğitim arasındaki farklılık elbet vardır, kültür farklılığından ötürü olsun başta. Ondan biraz bahsedebilir misin? Evet, bahsedeyim. Ama ondan evvel bir şu anda içinde bulunduğunuz hayat nasıl bir şey? Belki bizi izleyen arkadaşlara farklı bir pencereden onunla ilgili fikirlerimi söyleyeyim. Aslında Ezgi, ne sen ne ben ne de şu anda bizi izleyen arkadaşlarımız kendi arzuları ve istekleriyle burada değiller aslında. Yani günün birinde anne ve babaları bir karar vermiş ve fizyolojik bir durum olmuş. Yaklaşık işte 200 milyon sperm bir yumurtanın peşinde koşmuş ve Fikret Uçar şu anda karşınıza gelmiş. Biz seçmediğimiz bir hayata, seçmediğimiz bir cinsiyetle, seçmediğimiz kaş ve göz rengiyle, seçmediğimiz genetik özelliklerle bu hayata gözlerimizi açıyoruz doğrusu. Sonradan da kendimizi tanıdıktan sonraki, bu laf da çok önemli bir laftır. Kendini tanı, Memphis Tapınağı'nın üzerinde yazdığı söylenir bu. Yani o tapınağa her giren insanın ilk başta kendisini tanıması felsefesinin bir cevabıdır. Sonra da kendimizi tanıyıp ne yaptığımızı anlıyoruz bu dünyada. Ve bir günde anlıyoruz ki bu yolculuğun, bu hayat yolculuğunun bir sonu var. Şimdi şunu unutmamak lazım. Hayat bize verilmiş en güzel hediye. Gerçekten de en güzel hediye. Harikulade bir şey. Bunun tadını çıkarmak lazım. Ve bu süreç içinde ben şunu öğrendim. Hayatla yaşam aynı şey değil aslında. Biz onu farklı bir boyutla hissederek algıladığımız zaman onu biz var ediyoruz. Hep öğrencilerimle de konuşurken verdiğim öğütlerden biri şudur. Lütfen önem verdiğiniz şeylere değer verin. Değer verin çünkü onlar geçici. Siz de geçicisiniz. Günün birinde hiçbiri olmayacak. Dolayısıyla bunlara da önem verin. Çünkü bunu niye anlattım biliyor musun? Yani hangi yıl olduğunu bilmiyorum ama herhalde bir 25 sene evvelden bahsediyorum. O zaman işte Anadolu Üniversitesi'nde nasıl yeni bir şey yaparım diye çırpınırken araştırdım ve
Bir Amerikalının Bilkent Üniversitesi'nde çok sevgili dostum Mark Sprott, belki şu anda bizi izleyenlerden tanıyanlar da vardır, ders verdiğini öğrendim. Fulbright bursuyla gelmiş. Allah'ım, ben de böyle yanıp tutuşuyorum. Anadolu Üniversitesi, bu bozkırın ortasına birileri gelsin falan, işte bir şeyler yapsın. Ben büyük bir cesaretle telefon ettim. Ondan sonra kötü bir İngilizceyle "Hello, my name is Fikret, are you Mark?" falan diyerek iletişim kurdum. Ondan sonra ve davet ettim Eskişehir'e. Bir gördüm ki kökü aslında dede tarafından bir nevi Edirneli. Safardik dediğimiz, yani biliyorsun Yahudi ve Meksika kökenli aslında bir bileşim, ki biz bunlara safarat kültürü diyoruz. İstanbul'da, Edirne'de ve İzmir'de falan çok vardır. Çok önemli bir şeydir toplum yapımızın içinde de. Ve işte kraliçenin şerrinden kaçarak Anadolu topraklarına zamanında yerleşmiş bu insanların biri bir torunuyla karşılaştım. Son derece güler yüzlü beyefendi, çok iyi bir tasarımcı, çok iyi bir eğitmen, kendi laptopuyla geldi ve bize interaktif bir şeyler gösterdi. İnanır mısın? Yani o anda böyle şapkadan tavşan çıkaran adam gibiydi. Öğrencilerimiz ve ben bayıldık harikulade. Ama ne yaptım biliyor musun? Demin söyledim ya, işte o önem verdiğiniz şeylere değer verin diye. Tamam, buluştuk, ayrıldık, sarıldık, çok sevdik birbirimizi. O Ankara'ya gitti. İletişimi hiç koparmadım. Sürekli telefondan aradım, özel günlerde haberleştik. Tabii internet falan yaygın değil, telefonla vesaireyle. Sonra biz onlara gittik, o bizlere geldi vesaire. Böyle bir şeyimiz gelişti, yani iletişimimiz gelişti. Birbirimizi çok sevdik, birbirimize saygı duyduk. Sonra yıllardan sonra da işte az evvel bahsettiğim gibi San Diego State Üniversitesi'ne ders vermek üzere davet edildim. Orada yaklaşık 1,5 sene, 2 ayrı dönem ders verdim. Ve pek çok öğrencim oldu. Yani belki senin sorunun başındaki şeyi şimdi cevaplayabilirim. Hani bir karşılaştırma istiyor muydun, anladığım kadarıyla annene? Karşılaştırma olarak hani yurt dışında olup bizde olmayan ya da şöyle olsa acaba daha iyi olurdu dediğiniz hani kültür farklılıkları elbet var. Hani biz gelenekselci bir toplum Ve yapısından geldiğimiz için elbet olacak şimdi ama bu. hani onlardan bahsedebilirsek güzel olur hocam. Canım kardeşim, hemen sana bir şey söyleyeyim. Ben sana öğrenci affı desem kafanda bir şey canlanıyor mu? Öğrenci Değil mi? affı. Şu anda canlanmadı hocam hani direkt sorduğunuz için. Hayır, eminim çok kişi de biliyordur. Öğrenci affı diye bir şey var. Birkaç senede bir çıkar. Daha doğrusu af diye bir şey var bizde. Yani normal ceza sistemimizde de. Yani hapistekileri çıkarıyoruz dışarıya, değil mi? Öğrenci affı diye bir şey var. Birkaç senede işte atılanlar geri alınıyor. Dersler muaf oluyor, bir şey. Yani öyle bir mefhum var. Şimdi şunu söyleyeyim. Amerika'da birine öğrenci affı cümlesini dahi kuramazsın. Çünkü öyle bir terim yok, biliyor musun? Öyle bir şey yok. Yani suç ve ceza ya da bir şeyin bedeli dediğiniz zaman bunun karşılığı var. Şimdi bahsettiğin şeydeki en temel farklılık şu. Öyle bir ülke ya da toplum ki kırmızı ışıkta herkes duruyor, durmayan da cezasını çekiyor, bedelini ödüyor. Çok ağır şekilde. Şimdi bu durumda bir toplumsal düzen olduğu zaman çok iyi biliyorum. İlk dersim saat 8:30'daydı. Ders çok erken başlıyor orada. Özür dilerim, 8'deydi, affedersin. Ve yaz tabii, sıcakta ve ben de 8'de sınıfa gittim ama düşüncem de açıkçası şuydu. Hani kendi okulumdan da tecrübeli olduğum için. Çünkü bizde de dersler 9'da başlar. Öğrenciye deriz ki ya lütfen arkadaşlar hepimiz aynı zamanda burada olalım. Razıyım, 9:30'da dersi başlatıyorum ama ne olur ders başladıktan sonra kapı açılıp biri girmesin lütfen. Ben sürekli kaseti başa sarıyorum. Ne olur yapmayalım falan derim. O 9:30-10 olur. Tamam 10'da başlayacağız diye o 10:30 olur. 11 olur. Böyle bir maalesef bizim bir deformasyon kabiliyetimiz çok yüksek. Ya inanır mısın? Saat 8'de bütün sınıf çakılı vaziyette hazır. Ama bu sınıfa baktığın zaman böyle Prison Break'ten falan çıkmış gibi dövmeleri olan, piercingli, yani böyle şey,
anneanneni 5 dakika şurada durabilir mi diye emanet edemeyeceğin tipler, tamam mı? O kadar tuhaf bir ortam ki sanki bütün Meksika mafyası sınıfa gelmiş gibi. Ama inan o da bir görev verince, ödev verince yapıyor. Sonuna kadar o sınıfta kalıyor. Ama ders bittiği zaman bir saniye kimseyi tutamaz. Şimdi işte burada da bu kadar eğitim alıyorum. Sen de öğrencisin, öğrenciydin, biliyorsun. Ben desem ki ya arkadaşlar ya çok güzel çalıştık bugün. Hadi akşam biraz daha çalışalım, var mısınız? Herkes tabii varız hocam, ne olacak? Domates, peynir alalım, hadi başlayalım şu derse falan dersiniz. Değil mi? Biz böyle, bu mesele hiç olabilecek bir şey değil. İnan bizim öğrencilerimizi çok aradım orada ders verirken. Burada ders verirken de bazı oranın sistemini çok aradım. Çünkü bir şey kuralsa inan herkes uyuyor. Yani çok iyi hatırlıyorum. Bir dersimde test sınavı yapıyorum. Yani test sınavı yaparken ayrıca kaydırma maydırma yapmıyorum. Hani A, B diye ayırdım ama sorular da aynı. Ve herkes yan yana oturuyor. Dip dibe. Ya çok çok iyi hatırlıyorum. Bir öğrenci çok düşük not aldı. 15 mi ne? Yanındaki öğrenci 100 aldı. Çok çok iyi bir not aldı. Ya bir nevi çok da samimiyetim olan bir çocuktu. Hala görüşürüm kendisiyle de. Ali Filsof diye bir öğrenci. Kendisine sordum. Ya dedim hiç mi gözücüyle bakmadın yani, değil mi? Hiç mi? Bana dedi ki bilmeyen benim dedi. Gözücüyle baksam ne değişecek ki? Yine bilmeyeceğim. Ya bu durum çok çok farklı. Ama şunu da itiraf edeyim. Bizim öğrencilerimiz gerçekten çok becerikli. Çok çok akıllı. Sadece şu çalışmayı sevmiyoruz be canım kardeşim. Çalışmayı nedense yani biraz şöyle hafif popomuzu sıkmayı sevmiyoruz. Çalışmak bize göre pek gelmiyor yani. Bir düzen içinde çalışmak pek olmuyor. Ama çok becerikli insanlarımız var. Çok akıllı öğrencilerimiz var. Çok yetenekli. Çok iyi hatırlıyorum. O zaman derste freehand kullanıyordum. İşte freehand 7 versiyonuyla evinde çalışmış. Okulda 8 var diye kesinlikle bilgisayarını sürmüyor. Ya diyorum bak gel göstereyim. Bütün her şey aynı. Çok basit bir iki değişiklik. Ben onun dersini almadım diyor. Çok katı. Ha, benim hiçbir öğrencim böyle bir şey demez. Ne demek? Hemen kafa gözü yara yara girer bilgisayarın içine ve onu çok iyi şekilde çözer. Anlıyorum hocam. Yani hem artıları var hem eksileri var. Evet, aynen dediğin gibi canım kardeşim. Aynen dediğin gibi. Her iki tarafında güzel tarafı var. O yüzden bir nevi kendi eğitim hayatımda da inan oradaki doğruları alıp buraya getirmeye çalıştım. Kendi sınıfımda o doğruları buraya getirmeye çalıştım. Buradan oraya gidip ders verdiğimde de yine buranın bir takım niteliklerini oraya götürmeye çalıştım. Örneğin ben böyle sınıflarda sosyal faaliyetleri falan çok yaparım. İşte pizza partilerimiz olur. Geleneksel büyük kahvaltılarımız olur böyle. Herkes bir şey getirir. Herkes evden bir şey yapar. Harikulade bütün sınıf kahvaltı yaparız. Çok da severiz bu sosyal zamanları. Açıkçası iletişim kurmak için bir şeyler birlikte yiyip içmek çok akıllıca bir yöntemdir. Orada mesela olmuş bir şey değil. Ben sınıfa pizza getirip pizza yedim. Herkes böyle inan dalgalar halinde birbirine söyledi. Ya inanmıyorum ya. Birlikte pizza yedik hocayla falan ya. Sen çok çok önemli bir şeymiş gibi. O yüzden ben her ikisinin de iyi taraflarını birleştirmeye çalıştım. Özellikle sorunun cevabı belki bu olabilir. Evet hocam ve hani toplum olarak da böyle insanı benimseme özelliğimiz çok var. Hani yurt dışında genellikle bunu göremiyoruz. Hani başı sıkışan biri olsa hemen yardımına koşayım algısı çok fazla ama yurt dışında hani benim de gördüğüm çevreye baktığımda hani ben niye ilgileneyim ki benim işim olmaz hani diyor ve başka bir insanla konuştuğunuz zaman farklı tepkiler alabiliyorsunuz. Belki işte bizi izleyenlerden böyle yarın öbür gün öyle çok var ya şimdi böyle kirişi kırıp Allah gidip orada bir yaşayayım bir daha dönmeyeyim falan. Çok gittim ama her seferinde dönmek için gittim biliyor musun? Çünkü çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ya ve çok güzel insanları var. Yani daha iyi bir yer yok ki niye gideyim yani? Gideyim tamam iyi bir şey varsa öğreneyim, göreyim, güzelliklerini alayım. Ama güzel kardeşim burası gibi bir yer yok. Gerçekten. Yani insan yapısı, o kendine has bir özelliği var. Yani bunu çok anlatabileceğim bir şeydi. Çok uzun konuşmamız lazım. Instagram patlar yani. O yüzden
Bunları bu kadar uzun anlatamam. Çünkü ben orada hani zor zamanlar da geçirdim işte. Oğlum orada dünyaya geldi. Bir sürü sıkıntılarımız oldu vesaire. O yüzden yani başka bir yerde olmanın da farklı bir durumu vardır. Bunu lütfen hiçbir arkadaşım unutmasın. Taş yerinde ağırdır. Aynı şekilde ben İsviçre'de de 1990 yılında mezun olduğum zaman, o zaman okulun müdürü olan Uwe Bansen, Ford Scorpio'nun tasarımcısı, yani Almanya'da böyle adı söylenince herkesin önünü ilikleyip ayağa kalktığı bir adamdır. Okulumuzun yöneticisiydi. O beni çağırdı ve dedi ki işte ön adımla, o zaman çağırırlardı beni orada çünkü bütün yurt dışında da öyle olduğu için. Tevfik dedi, yani çok mutlu olduk, teşekkür ederiz, harika. Ve Accenture College of Design'ın ilk Türk öğrencisiydim Evet, onu belirtmeyi unuttum hocam. İlk kez bir Türk'le tanıştılar öğrenci olarak. İşte övgü dolu şeyler söyledi. Vaat dedi, yani burada olmanı, burada da işte bir nevi assistantship vesaire olarak devam etmeni çok isterim dedi. Ben de tabii teşekkür ettim. Doğrusu çok hayatımda aldığım büyük ödüllerden biriydi bana kalırsa. Yani o Bansen size bunu diyor. Ben rüyamda bile göremeyeceğim bir şey. Çok çok mutlu oldum. Ama ona şu cevabı verdim. Dedim yani, hocam siz benim gibi İsviçre'nin ortasında başkalarını bulabilirsiniz ama benim gideceğim yerde çok fazla yok. Dolayısıyla biz dedim Türkler taş yerinde ağırdır deriz. O yüzden izin verin ben taşımı olduğu yere götüreyim dedim. O an sonra çok mutlu oldu o da. Aferin dedi, iyi yetiştirilmiş bir vatandaşsın sen dedi. O yüzden yani buranın da kıymetini bilelim gerçekten öyle. Tamam, eleştirme hakkı bizim demin de hani konuşurken diyebilirsiniz ki ah bak onu o kadar eleştirdi bunu şey yok yok burası gibi bir yer yok. O yüzden çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Kıymetini bilelim, güzel güzel yaşayalım. Sorunlarımız çok. Daha iyi hale sizler getireceksiniz, bizler getireceğiz. Biz hala umudumuzu yitirmedik. O yüzden bu işi yapıyoruz. Bazı şeyler de denemeden bilinmiyor cidden hocam. Şu anda hani pandemi sürecinden bahsetmek isterim biraz. Yasakların kalktığı bir dönemdeyiz pasartesinden itibaren. Bu süreci nasıl geçirdiniz? Hani hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Hani bundan belki biraz bahsedebiliriz. Çünkü hani tasarım dışarıdan da besleniyor. Biz hani görerek, dokunarak hani o renkleri hani birebir etkileşimde olarak bir şeyleri tasarlayabiliyoruz ve kafamızda düşünceler oluşuyor ama bu pandemi sürecinde özellikle hani hepimiz evlerimizde kaldık. Bilgisayar başında hani internetin gerçekten güzel imkanlarını kullanabiliyoruz ama bir nevi de etkileşim süreci olduğunu düşünüyorum bu insanlarla olsun, özellikle öğrencilerle olsun eğitim hayatında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir Şimdi ya önce hemen eğitim kısmından başlayayım. Malum biz bu işin eğitim kısmını direkt online eğitim bilgisayar üzerinden yaptık. Ne kadar olduysa o kadar yaptık. Şimdi çok ilginç bir şey. İnan derse gelmeyen öğrenci, bak hiçbir şey yapmasına gerek yok. Cep telefonu şöyle koyacak, kaykılacak. Zaten görüntüsünü de kapatıyor. Yani o gün, o anda orada yatıyor mu, uyuyor mu onu da ben bilmiyorum. Şöyle yatacak, şöyle orada girecek sadece oraya ve beni pasif olarak izleyecek. Bu kadar yani. İnan derse gelmeyen adam bunu da yapmadı. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Yani o yüzden ne yapıyorsak biz kendi kendimize yapıyoruz aslında. Yani kendimiz öğreniyoruz. O yüzden ben üniversitelerin eğitim verilen değil de eğitim alınan yerler olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi kepçesi kadar alıyor. O üniversite zaten işte universalis mantığından geliyor. Evrensel bir evren ortamı. Evet, siz o evren ortamına giriyorsunuz. Kendi kepçeniz ne kadarsa kaldırıp onu alıyorsunuz. Sizin ufkunuz kadar bu olabiliyor. Birey olarak tabii hemen bahsettiğin gibi evlere kapandık. Çünkü halen bilemediğimiz şekilde inanılmaz yaygın bir hızlıca yayılan bulaşıcılığı çok yüksek bir virüsle birlikteyiz. Ben eğer benim özelimde ben ne yaptım diye soruyorsan ben
Doğrusu çok iyi geçirdim bu süreci. Çok çok mutluyum. Hatta bazen doktor dostlarıma ne kadar mutlu olduğumu anlatırken bile inan utanıyordum. Çünkü çok zor bir durumda çalıştıklarını, kendi ailelerinden kendilerini separe ettiklerini, inanılmaz bir özveriyle çalıştıklarını ben biliyorum. Ben ne yaptım? Bir kere işte okuma sırası gelmemiş kitaplarımı listeledim. Onları daha çok okumaya başladım. Sonra ta bu iş başladığından beri yaklaşık herhalde 3 aydır biz böyle evlere kapalı vaziyetteyiz, değil mi? Evet. Yanılıyor muyum? Başladığından beri kendime de bir disiplin elde ettim. Bir nevi bir ibadet gibi. Bu durum ve bu pandeminin güncel vaziyetiyle ilgili kendi hissettiklerimi ilk başlarda daha bir bilgi vermek amacıyla değildi. Çünkü ilk başlardaki sorunlarımızla şu anki sorunlarımız farklı. Yani biliyorsunuz, yani ülke olarak da biz kelle paçanın bu işi iyileştireceğini düşünmekten buraya geldik. Yani hani ilk başta yok canım ne virüsü, ya var mı yok mu falan diye konuşurken, ne zaman ki biz kötü durumu gördük ve ondan sonra buraya geldik. O günden beri ben kendime bir disiplin oluşturdum ve tasarımlar yapmaya başladım. Bunu sosyal ortamlarda paylaşmaya başladım. Halen yapıyorum. Günde en az bir tane yapıyorum. Bunları böyle yerleştirdim. Bir de bir yayın haline de getirmeyi düşünüyorum. Yani şu anda yaklaşık çift sayfa olarak düşünürsek 285 sayfa kadar bir şey oldu bu. Tabii yani damlaya damlaya göl oldu doğrusu. Onları yaptım. Hobilerim var. İşte müzmin amatör bir gitar öğreneneyim. Klasik gitarla ilgileniyorum. Ahşap işini çok seviyorum. Aşağıda bir atölyem var. Ahşap işi yapıyorum. Resim yapıyorum. Kaligrafi yapıyorum. Sonra da her ikisini birleştirip kaligrafik resimler yapıyorum. Bir nevi yazının müziğini aramaya uğraştığım tarz işlerim var. O yüzden yani hiçbir şikayetim yok benim. Korona uzak durduğu sürece benden ve çevremden, ki ona da çok dikkat ettim, hiçbir şikayetim yok. Çok üretken, çok sağlıklı bir dönem geçirdim kendi adıma. O yüzden kendi adıma mutluyum. Daha iyi günleri, daha artık bu sıkıntının atılacağı günleri de görmek istiyorum doğrusu. Evet hocam. Bizim de online derslerimiz oluyor Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi bünyesinde. Ve hani güzel sanatlar açısından, hani grafik tasarım açısından ve görsel iletişim tasarımı açısından konuşmak gerekirse, hani bizim için biraz daha iyi geldi bence bu süreç. Kendimizi bulma noktasında, araştırma yapma konusunda. Hani çünkü şöyle bir algı oluyor, özellikle bizim güzel sanatlar için. Hani sizin de belirttiğiniz gibi 8'de ders oluyor. Ya ben 8.30'da giderim ya da 8.25'te ders koysak 8.30'da başlar ya falan tarzında bir toplumsal bir algımız var ve bu süreci yok ettik. Hani direkt bilgisayar başına geçebiliyoruz uyandığımız anda ve bir yolda vaktimizi çok harcamıyoruz. Hani olumlu yanları da var gerçekten. Kendimizi bulma noktasında biraz daha fikir yürütme konusunda ama mesela biz öğrencilerimizi gerçekten çok özledik. Hani o kapı önü muhabbetleri olsun, ders Ama aralarındaki ben de muhabbetler çok, olsun. doğrusu, ben de çok özledim. Yani okulu ve öğrencilerimi çok özledim. İnşallah kavuşuruz onlara da. Ne diyeyim canım? Ama bu öyle bir şey ki, yani bir şey, İngilizce'de de force majeure denen bir şey vardır. Yani senin etki edemediğin bir güç. Düşünebiliyor musun? Yani gözümüzle görmediğimiz bir şeyden dolayı evlere kapandık ve hepimiz aynı şeyi yaptık ve işin ilginci, bizim yaptığımızla hani bir Amerikalının, Alman'ın yaptığı da çok farklı değildi. Herkes çünkü aynı durumun altındaydı, aynı problemin altındaydı. Ama ben kendi adıma bu işleri ürettim. Hatta bu işlerden de böyle hızlıca bir şey koydum. İstiyorsan ilginç bir şey yapayım. Şöyle bir şey diyelim mi? Dur bakayım, oluyor mu? Şöyle. Güzel hocam, evet. Biliyor musun? Yani öyle. Şimdi bak, ilk tarih 18 Mart'mış. Şimdi sana derken şey yaptım. Şöyle, ben bu işlere başladım. Malum işte saat 9'da çıktık. Böyle bir sözcükle tanıştık. Bu sözcüğün ne olduğunu bilmiyorduk bile doğrusu.
İşte salgından da aslında farklı bir sözcük olduğunu öğrendik. Tabii sağlık çalışanlarına müthiş bir müteşekkirliğimiz var, halen öyle. Ve bunu belki ben bir iletişim malzemesi haline getirmeye çalıştım. Sonra bu da ilginç bir kısmı, belki bunu da anlatabilirim biraz. Bu işleri gördükten sonra aynı zamanda İran'la bir nevi ilişkim var. Farsça öğreniyorum. Gidip gördük, çok mutlu olduk, çok sevdik. Çok güzel bir coğrafyanın çok güzel insanlarıyla tanıştık. Onların Nevruz Bayramı'ydı, 21 Mart. Nevruz'la ilgili bazı çalışmalar yaptım ve bu işleri koydum. Sonra işte bu salgının ne demek olduğunu, yani nasıl bir kişiden 5 kişiye, 5 kişiden 125 kişiye falan bulaştığını böyle grafiklerle yapmaya çalıştım. Biraz da böyle işte evde kal, adamı hasta etme falan gibi farklı boyutlar da denedim. Sonra el yıkamayı öğrendik hepimiz. Yüreğimiz ağzımızda evlerde beklemeye başladık. Yani çok kötü günlerdi. Sosyal mesafe denen bir konuyla tanıştık. Bu da gitgide arttı doğrusu. 1,5 metreydi, sonra 3 oldu, 3 adım oldu falan, bir şeyler oldu. Ama böyle evlerimizi kucaklayıp insanlara biraz da evde kal mantığını verebileceğimiz işler yapmaya başladım. Bunlar çoğu bir mesajın görsel olarak verildiği, o kavramların biçimlere dönüştüğü tip işlerdi. Yani arkadaşlarım bunların tamamını da yine Grafikret kendi adresim, oradan bakabilir. Bunları yayınlamaya başladım. Sonra işte evde kalmakla birlikte aman kapıdan ayağını dışarı atma falan gibi kavramları çalışmaya başladım ki malum bir fotoğraf vardı İstanbul'da böyle kazılmış mezarlar. Bu çok dramatik bir şeydi gerçekten. Belki de biz ilk kez bu işin ne boyutta bir şey olduğunu o zaman anladık. Gerçekten de kavradık. Büyük bir tuzak vardı aslında evimizin önünde. Bu ev ve evde kalma mantığını işlemeye başladım. Yani evin aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını ve eğer aklını kullananın evde kalması gerektiğini söylemeye çalıştım. İşte Nazım Hikmet'in bir dizesiyle bunu birleştirdim. Biraz moral ve güç vermek üzere belki herkese. Sosyal mesafe konusuna biraz daha bunlar biraz öğretici şekilde tasarımlardı. Bu işin tek ilacının evde kalmak, birbirimize evde sıkıca sevgiyle sarılmaktan başka bir ilacı olmadığını dile getirmeye çalıştım görsel olarak. Sosyal mesafe diye bir kavramla tanıştık dedim ya. Örneğin bir seri de sosyal mesafe kavramını çalıştım ve işte malum el yıkama, yine sosyal mesafe. Özellikle sigara içenleri uyarmak için, biraz daha az şanslı olduklarını söylemek için tasarımlar yaptım. Sağlık çalışanlarına gerçekten müteşekkiriz hepimiz. İşte onlar böyle kendi yüreklerini siper ettiler ve o siperin altında korudular bizi. Hala koruyorlar. Bizim tek yaptığımız onlara gönlümüzle, sevgimizle katkıda bulunmak oldu. İşte bir sevgi zinciri oluşturdular ve bizi korudular aslında. Bunları görselleştirmeye çalıştım. Tek ilacı evde kalmak, aman dikkat edin dedim. Eğer bu işten kurtulmak istiyor, uzak durmak istiyorsak, hayatta kalmanın tek yolu 3 adım kuralı dedim. Bunu böyle farklı yöntemlerle anlatmaya çalıştım. Sosyal mesafe vaziyeti, işte halen söyleniyor ya, o zamanlar da çok vardı. Tarihe bakıyorum 20 Nisan'mış. Ezgi, önümüzdeki 2 hafta çok önemli. Bunu çok duymuşuzdur. İşte bu 2 hafta hep devam ediyor. Böyle işte izolasyonun altından izolasyon, izolasyonun altından izolasyon çıktı. Ta ki düne kadar. Sonra ilginç bir şey yaşandı. Bu ekmek savaşları ve Van Damme filmini aratmayacak şekilde bir çok beceriksiz bir sokağa çıkma yasağı projesi vardı. Malum tehlike anında çıkış, tehlike var, eve giriş sembolüne dönüştürdüm bir nevi onu. Ve cehalet, bizi öldürecek tek şeyin cehalet olduğuna inanıyordum. Bunu görselleştirmeye çalıştım. Ve işte o ekmek savaşlarıyla herkes evine böyle koronaları götürdü. Van Damme filmleri gibi uçan tekmelerle birbirine giren insanları maalesef izledik.
market önlerinde ve aklımız almadı bu işi. Evimizden bunu endişeyle izledik. O anda bir şey oldu. Bir gece İçişleri Bakanı istifa etti. Sonra kaydı koydu, gitti geldi, geri geldi. Bunu da yaşadık yani. Garip bir şeydi ama bu da oldu. Zaten sonradan sokağa çıkma yasağı yapmanın normal, akıllıca bir şekilde yaptığımız zaman olabileceğini de gördük yani. Onun üzerine yanılmıyorsam 5-6 hafta biz evlere kapandık ve normalde olabildi bayağı. İşte ekmek su dolaştı falan. Kimse de öyle birbirini yemedi. Evet, yine sosyal izolasyon kavramı. Bütün bu sağlık çalışanları için bir seri yaptım. Bunu sağlık çalışanları da kendi aralarında paylaştılar. Tek tek işte hekimler, hemşireler ve sağlık hizmetlilerin tamamı vesaire için. Ve onlar bu işe gönüllerini koydular. Aslında kendi kalpleriyle buna siper oldular. Bir nevi ona müteşekkirliğimi anlatmaya çalıştım. Ev bizim hepimizi birleştirdi aslında, bir ataş gibi. Biz işte kayınpederim bize geldi. İki kediyle birlikte böyle bir koloni olduk. Birlikte yaşamaya başladık bayağı bir süre. Çok da güzel oldu doğrusu. Ama tabii her kapalı evin içinde de başka bir dram, başka bir sıkıntı vardı. Bunaldık yani, 18 Nisan'da bunu yapmışım. Demek ki o zamandan bunalmışız. Biraz kendimizi hapis gibi de hissetmişiz. Ama birbirimize sıkıca, yine dediğim gibi, başta söylediğim gibi, sevgiyle çalışarak, sarılarak bunu çözebileceğimizi düşündüm. Ardından işte o önümüzdeki 2 hafta çok önemli. Hikayesi vardı ya, çok önemli. Günleri saymaya başladık ama o günler kolaylanda bitmedi. Hatta bazen hava durumu bile çok kötü bir havaydı. Ben bunu hatırlıyorum, 21 Nisan. Bulutlar yerinden kımıldamıyordu sıkıntıdan. Ben belki bakıp o bulutları gördüm. Sonra bulutlar da kara kara düşünür oldu. Sonra bir yağmur geldi. İlk kez yağdı. Ve 23 Nisan oldu. 23 Nisan'ı biraz böyle evlerimizde buruk kutladık. 100. yılıydı bu. 100. yılda benim için de önemliydi. Çünkü 75. yılda bir logo yarışması yapmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve benim birkaç eserim ödül aldı. Bu da 75. yıl logosuydu. 25 yıl evvel kullanılan. Bir nevi bunu anımsadım ben ve şuna inandım ki bizi eğer öldürürse cehalet öldürür. Kurtarırsa da akıl ve bilim, medeniyet kurtarır. Başka bir şey kurtarmaz. Sonra böyle bir seri yaptım. Herkes evde ama herkesin kafasında bir soru vardı. Bunu görselleştirmeye çalıştım. Ayrı ayrı sorular. İşte sen belki okulunu düşünüyorsun, bir başkası ödeyeceği dükkan kirasını, öbürü sosyal sigortalar primlerini yanında çalışan işçileri için, diğeri ay başında gelecek doğal gaz ve elektrik su faturasını nasıl ödeyeceğini iş yokken onu düşünüyor. Yani herkes evde ama aslında herkesin de kafasında büyük bir soru işareti vardı. Tabii kitaplarımıza daldık. En yakında, en sevgiyle buluşacağımız kitaplarımıza daldık. Hayata bir parantez açıp içine evi koyduk. Aslında yaptığımız bu. Ve aslında bu hüzünlü bir parantezdi. Çok da böyle mutlu evde kalmadık. Ama kaldık. Mecburduk. Bir böyle zaman, bir nevi kum saati gibi. Hep kum saatinin üst tarafı aslında geleceği temsil eder. Aşağı doğru indikçe şey yapar. Umudumuz var yani, yitirmedik onu da. Hala var, hep var, hep oldu, olacak. Ama evde her kaldığımız günde biraz daha hüzünlenmedik değil. Bu özellikle Amerika'daki vaka sayısının 1 milyonu geçtiği gün, 30 Nisan, bunu hissetmişim. Bir nevi köşeye sıkışmış gibi hissettik kendimizi. Sonra 1 Mayıs'tı. Evlerimizden ve bütün emekçiler evinden kutladı. Evet, herkes evdeydi, hala evde ama işte dışı seni içi beni derler ya, herkesin bin bir derdi var. Görünen kısmıyla görünmeyen kısmı çok farklı. Belki kök saldık eve. Bilmiyorum arkadaşlar, belki bu hızlı geçişi ekran refresh olmadığı için izleyemiyor olabilirler. Beni bağışlasınlar ama Instagram hesabından bakabilirler. Aklımızı kaçıracak gibi olduk bazen. Aynen Van Gogh
vaziyeti gibi. Bütün zamanların evde olduğu, dışarıda bu telaşın ve endişenin çok olduğu vaziyet. Buraya notumu almışım sol tarafta bir maske krizi yaşadık. Yani maske yok, gönderilecek gönderim, aldın almadın, parayla al almadı, yok gelecek numara falan derken artık gerçekten bir nevi kafayı yiyecek gibi olduk. Herkese göndereceğiz dendi. Şu anda paramızla 1 lirayı geçmeyecek bir ücretle alır hale geldik. 3 kere değişti bu düzenleme. Bu sosyal mesafe kuralı tabii ne oldu, ne olacak? Bununla ilgili biraz kafa yormaya başladım bir seriyi. 65 yaşı evlere koyduk. 65 yaş üstünü. Yani evi de bir nevi emzik gibi onlara teslim ettik. Bilmiyorum, bu kadar da uzun süre doğru mu yani onları da bu hale getirmek? Ben doğrusu çok çok emin değilim. Yani dünyadaki tek uygulama bu. Herhalde yani bilim adamları daha iyi biliyordur. Ama çevremdeki 65 yaş üstü dostlarım, abilerim çok mutsuz. Evet, puzzle'ın bütün parçaları, herkes bir maske alıp sokağa çıkıyor ama herkes de sağına soluna büyük bir telaşla bakıyor. Çünkü bu meret görünmüyor. Hatta kimse hiç hasta olmadan bile yayılabiliyor. Bunu anlatmaya çalıştım. Hani COVID-19, 20, 21 gelir mi bilmiyoruz. Futbol müsabakaların başlanma tartışmaları başlamıştı. O aşamada bunu yaptım. Elimizden cep telefonu düşmedi. Yani herhalde bilmiyorum, senin de şarjının en çok bittiği dönemler olmuştur. Evet Bak hocam, öyle. internetin Hiç şarjının cep bittiği en büyük telefonu. O yüzden bir seri böyle bir cep telefonu serisi yaptım ben. Bu 19 Mayıs'tı bu arada. Sol dönem. tarafta da küçük bir 19 Mayıs işi yaptım. Üçüncü kez sokağa çıkma yasağının ilan edildiği zaman bu hafta sonu. Yani bir gir bir çık. Hatta hafta 19 Mayıs tatili de vardı. Tatil oldu, sonra hop bir daha gir çık. Böyle bir açma kapama düğmesi gibi yaptım artık bu işi. Ve labirentin en emin yerinin evin içine olduğunu anlatmaya çalıştım. ...23 Mayıs... Güzel aslında, içe dönük bir hayat yaşadık ama evde de belki biraz daha farklı şeyleri düşündük gibi geliyor. Yani bu süreçte ilginç şeyler yaşadık. Akıl ve bilimin önderliğini herhalde bazılarımız, düşünenlerimiz daha iyi kavradı gibi geliyor bana. Ben öyle hissediyorum en azından. Nelerin daha önemli olduğunu anlamaya çalıştım bu dönemde. Bu ilk kez normalleşme sinyallerinin alındığı gün, 27 Mayıs günü dendi ki Haziran başında galiba ufak bir gevşeme olacak. İşte o sabahta kalktığımda ben böyle bir şey hissettim. Çok gördük böyle insanları, hala var. Tefriş için, yani biri maske takıyor desin diye takanlar sanki. Ve her maske takanın aslında bu pandemiyi bir yerde durdurduğunu ve büyük bir katkı sağladığını görselleştirmeye çalıştım. Ve ufak ufak 31 Mayıs tatil planları sanki hayal etmeye başladık. Yollar açıldı 1 Haziran. Şehirler arası yollar. Bu da en son bugün yaptığım iş. İleriye dönük de böyle tatil serisi devam edecek. Biraz daha gibi geliyor. Zor bir süreç hocam ve hani bizim tasarımcılar olarak gündemi takip etmemiz bu noktada gerçekten önemli. Özellikle bu sosyal sorumluluk anlamında. Çünkü hani bizim gösterdiğimizi herkes farklı şekilde algılayabilir ve sizin çalışmalarınız özellikle minimalliği kapsadığını düşünüyorum. Hani ben de öyle bir izlenim uyandırdı. Belki bazılarında başka izlenimler uyandırmış olabilir ama hani karşındakini az şeyle nasıl bir şey anlatabilirsiniz? Hani çalışmalarınızda genelde bunu işlediğinizi düşünüyorum ben bir noktada. Ben bütün sembollerin şöyle bir dizgeyle çalıştığı
düşüncesindeyim ki benim işlerim de öyle. Aslında benim işlerim bir nevi böyle bitmiş son haline getirilmiş bir işte değil. Ben izleyenin kafasında bir kapı açmak niyetindeyim. Yani yaptığım şey de aynen bahsettiğin gibi olabildiğince minimal şekilde bir düşünceler dizgesini harekete geçirmek. Burada bir enerji doğurmak, bir düşünce kapısı açmak. Ha falan diye oradan bir yere gitmek. İşte orada belki işte cehaletle topyekün savaşalım demiyor ama aslında akıl ve bilimin en yüksekten uçağın en uzağa görendir diyor. Yani bu senin seçimin, kendini nereye konumlandırdığını sen bul diyor. Benim arzu ettiğim onu gördükten önce ve sonra, gördükten sonra Ezgi'nin zihninde farklı şeyler düşünerek kendini ve bildiklerini sorgulaması, belki yeniden sorgulaması, orada yeni fikirler üretmesi. İşte bugün yaptığım işte o bir plaj şemsiyesi ama işte bir korona deliği var, oradan da güneş geliyor. Yani biz gölgeye güneşten korunmak için gireriz, değil mi? Çünkü artık son zamanlarda öğrendik ki yani güneşin de çok çok da büyük de bir faydalı bir şey de olmadığını eğer tadını kaçırırsanız öğrendik. Çünkü ozon tabakası vesaireyle ilgili artık güneş eskisi gibi size dost değil kavramı yayınlandı. Ya yani buradan yola çıkarak bunun ötesinde bir yere gitmenizi arzuluyorum. Yoksa sadece orada olmanızı değil. O yüzden aslında ilk baktığınız zaman aynen senin söylediğin gibi çok basit, çok çok yalın. Bu da ne ki belki denecek bir şey ama eğer sen o kapıdan alıp o anahtarı açıp sonra diğer kapılara girersen zihninde oluşturacağın farklı bir yapıyla kendini bulduğun yere seni götürmeye çalışıyor bu işler. Benim hedefim o en azından. Daha doğrusu ben başka şekilde zaten anlatamıyorum aslında. Ben de kendimce iletişim kuruyorum. Yani belki bir müzisyen olsaydım bunu müzikle anlatacaktım ya da edebiyatla anlatacaktım. Ben de böyle anlatıyorum. Bu sadece kendimle ilişkili bir şey. Eğer birileri de anlayıp iletişim devam ediyorsa çok güzel oluyor. Ki onu da zaman içinde yaşadım doğrusu. Çok çok da mutlu oldum. Evet hocam, sanat açısından gerçekten hani çoğu insanın içinde şöyle oluyor, hani bunu ben de yaparım. Ne var ki hani şey gibi, amcamın oğluna da versem aynı logoyu çıkartır gibi bir mantık oluyor genellikle. Ama hani bu dönemleri mesela derslerde de anlatmamızın amacı, hani bunu niye öğreniyorum ki şey ki, ama hani o dönemin içerisinde güzel olması bir noktada. Hani herkes sorguluyor, bu sanatçı niye böyle bir şey yapmış? O dönemin sanatçısı ve o zihniyetle yeni bir şey çıkarmış. Ama hani şimdi baktığımızda giderek dijitalleştirmenin de hayatımıza verdiği şeyle daha çok kopya işler oluyor, ortaya çıkıyor. Hani birinden esinlenmekle birini kopya etmek arasındaki o ufacık bağı biraz kaçırıyoruz gibi oldu diye düşünüyorum. Siz ne Bunları düşünüyorsunuz bu konuda? zaten ben de bana öyle soranlar var. Tasarımlarınızı neyle yapıyorsunuz Hangi diye. programı kullanıyorsunuz diye. Şöyle cevap veriyorum. Şöyle yapıyorum. Formülünü hemen veriyorum. Bütün arkadaşlarım dikkat etsin. Not kağıtlarına yazsınlar. Akıl ve aşkı birebir karıştırıyorum. %50. Böyle karıştırıyorum. Onunla yapıyorum. Ben bu tasarımları öyle yapıyorum. Ben bu tasarımları bilgisayarla yapmıyorum. Kendi yüreğimle ve aklımla yapıyorum. Bence en önemli tasarım aracı bu. Yani bu araç Illustrator'dan, Photoshop'tan falan filan çok daha kıymetli bir araç. Ve elde üretiyorum. Halen, hatta şöyle şuradan sana göstereyim. Böyle bir, işte her tasarımcının olduğu gibi yanımdan hiç ayırmadığım bir eskiz defterim var. Burada böyle çiziyorum sürekli. Bütün gün bu elimde ve bu çizimlerle bu küçük fikir eskizlerini alıp bunları tekrardan çiziyorum, tekrardan çiziyorum. Sonra eskiz kağıtlarında çiziyorum. Bunlar evriliyor ve bu tasarım halini alıyor. O yüzden aslında bence tasarım için en önemli şey bu.
Ya aslında tasarım dediğimiz şey bir ilişkiler kurma biçimidir. Biz ilişkileri kurarız. Bir şeyin ilişkisini kurabilmek için o şeyi ya da o şeyin ilişkisini kuracağınız şeyi ya da şeyleri biliyor olmanız lazım. Yani arkasında silgi olan bir kurşun kalemi tasarlamak için hem silgiyi hem kurşun kalemi biliyor olmanız lazım. Sadece kurşun kalemi bilip silginin varlığından bile haberiniz yoksa hayat boyu kurşun kalemin arkasında silgi olan bir tasarım yapamazsınız. Bu bunun gibi. O yüzden zaten tasarımcıların çok şey bilmesi, çok zengin bir ufka sahip olması lazım. Yani belki bu kısmı vurgulayabiliriz. Evet hocam, hani öğrenciler açısından ben hani şu dönem, hani bu jenerasyon için hani kendimi de dahil ediyorum bir noktada. Tam bizimki, benimki biraz geçiş dönemiydi aslında. Hani elde çalışarak derslere daha çok adapte olabiliyordum ve bilgisayar ekranından kitap okumak ve normal kitap okumak arasında fark var gibi geliyordu bana. Ama şu anda PDF'ini indirebilir miyim acaba? Ya da bir şeyin proje derslerimiz oluyor mesela. Eskizini istediğim zaman bilgisayarda eskizi gösterebilir miyim hocam? Ben bilgisayarda çalıştım. Hani o şekilde bir algı var. Hani doğruluğu yanlışlığı tartışılır belki. İlerleyen süreçlerde daha farklı. Bunun arasındaki farkı vurgulayayım mı? Çok çok basit. Hemen sözünü kestim. Kusura bakma ama. Bir fikri yani böyle basit bir kurşun kalem eskiziyle başlamanın doğrudan bilgisayarda yapmak arasındaki farkı hemen söyleyeyim. Şimdi bilgisayar her şeyi biraz daha bitmiş gibi renkleriyle, dokusuyla ortaya koyduğu için o karar verme zincirinde biraz daha erken tatmin sağlıyor. Şimdi biz tasarımda yani bunların hiçbiri tek bir tanesini yaparak olmuyor. Önce bir şeyi çiziyorum, beğenmiyorum, açısını değiştiriyorum, bir daha çiziyorum, bir daha çiziyorum, yeniden yorumluyorum onu vesaire öyle oluşturuyorum. Şimdi bunu basit bir kurşun kalem ve kağıtla yaptığınız zaman orada zaten eskiz dili ve ruhu var. Dolayısıyla orada zaten her şey hayal, gerçek değil. O yüzden buna daha iyi kumanda edebiliyorsunuz. Ancak bunu bilgisayarda yapmaya başladığınız zaman her şey gereğinden fazla gerçekleşiyor, sanki olmuş gibi oluyor ve seçenekler üretme aşamasında geri kalıyoruz. Biz seçenek üretiriz hep. Şöyle mi böyle mi? Bir adam mı olsun mu? Maske böyle mi olsun, böyle mi olsun? Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Gayet tabii bu araç yoluyla da seçenekler üretebiliriz, bir itirazım yok. Ama ilk fikrin gelişme aşamasında ben halen kurşun kalem ve silginin önemli bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Yani sadece kalemin belki de. İnanır mısın? Yani yatak odasında yaptığım komodinin yanında da bir şeyim var. Yine böyle bir defterim var. Orada da her an aklıma gelen bir şeyi çiziyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. Bu bir konsantrasyon ve ona göre üretim gerektiriyor. Böyle yani ağaçtan toplamıyorum bunları. Her gün, her gün, her gün. O yüzden fikir bulma süreci başka bir problem. Onu oluşturma, gerçekleştirme süreci de başka bir problem. Bir nevi bir online dersler açısından biraz daha net anladığımızı düşünüyorum öğrenciler adına da. Hani bizde şey oluyor. Öğrenci gösteriyor işine, tamam ekran paylaşımı yapılıyor ama hani biz mesela hocalar olarak şöyle dedim. Şurayı biraz şöyle yapsan, hani elimiz ekrana gidiyor hocam, hani bunu, hani logoyu bir tık büyütelim muhabbetindeki gibi. Ya onu da Şöyle. yaptık biz. Mesela Evet. ben Illustrator dosyalarını aldım bazı öğrencilerimden. Sen dedim direkt Illustrator dosyalarını al. Ekran paylaşıp ben onun Illustrator dosyası üzerinde yaptım falan. Artık zorunluluktan ama tabii normal yapılması gereken şeyler değil. Sadece bahsettiğin konu önemli. Fikir bulma süreci esnasında doğrudan bilgisayarla temas etmek, özellikle ilk başta o hayallerin, daha doğrusu o oluşmamış fikirlerin, beyin fırtınasının dilini zedeliyor. O yüzden bu kağıt kalem çok kıymetli diyorum. Evet hocam. Son olarak da kitabınızdan biraz bahsedelim isterseniz. Bu özellikle tasarıma yeni giriş yapan arkadaşlar için, öğrenciler için. Ben biraz daha öğrencilerden yürüyorum tabii ama
Hani görsel iletişim ve grafik tasarım adlı bir kitabınız var benim elimde de mevcut bir şekilde. Ne güzel. Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz içeriği hakkında? Bu 16 sene evvel aslında ilk yazdığım bir kitaptı. Doğrusu ben oluşturduğum zaman bunu şöyle düşünüyordum. Ya kim okuyacak ki bunu, yani hani bu kadar böyle bir kitap nerede, hani belki işte birileri okur falan diyordum. İlginç bir şey oldu ama 9 baskı yaptı ve toplam neredeyse 16 bin kopya sattı bu 9 baskıda. Ve oturup şunu düşündüm. Bu bana çok ciddi bir sorumluluk ve yük verdi aslında. Çünkü işte o kitabı alan herkes bana bir nevi dedi ki, ey Fikret, tembellik etme, otur çalış. Biz buna değer verdik, bizim değerimizin karşılığını ver, dedi. Ben de oturup çalıştım. Normalde kitap zaten 200 sayfa bir kitaptı. Şu anda elinde bulunan kitap işte 340 sayfa. Çok yeni bölümler ekledim, bir sözlük ekledim, yeniledim, tasarımını sıfırdan tekrardan yaptım vesaire. Ve bu kitabı gösterilen teveccühü bir şekilde geri ödemeye çalıştım bu kadar alan öğrenciye. Maalesef Türkçe'de çok çok kitap yok. Yani Türkiye'deki tasarım eğitimi aslında baktığın zaman çok çok yeni de değil. Tamam, öyle yüzyıllar boyunca olan bir eğitimimiz de yok ama bu kadar zamanda bizler ve bizim hocalarımız daha fazla üretebilirdik böyle kaynak. Ama biz bu işlere çok önem vermiyoruz. Yani yapmayı daha önemsiyoruz gibi. Belki de bu arayı kapatmak için ben biraz daha böyle bir iş yapayım dedim. Bir de dediğim gibi bu sorumluluk bir nevi omuzlarıma yüklendi, yani artık bundan kaçamıyordum. Ölmeden evvel yapılacak 10 şey listesi var ya. Yani Evet. bunlardan bir tanesi buydu. Çok şükür onu yapabildim. Eğer inşallah olur da 11. 12. baskıyı görürsek çok daha farklı şeyler yapacağız. Niyetim o. Bu arada yeni bir kitap hazırlıyorum. Birkaç kitap var aslında. Yaratıcılıkla ilgili de yeni bir kitap hazırlıyorum. İnşallah onu da okurlarla, öğrencilerle paylaşırım. Bu kitaptan da gelen dönütler çok çok iyi. Ben de çok mutluyum doğrusu. Bir yerde böyle gittiğim zaman bir öğrencinin senle de tanıştığımız zaman Ankara'daki konferansımda böyle işte yanında getirip imzalar mısınız demesi falan, inan çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben bunu birileri okusun diye yapıyorum. Hani herkes derler ya, marifet iltifata tabidir. İnan bunun tek iltifatı birinin elinde birinin yarasına merhem olması. Çünkü ben bu eziyeti çok çektim. Belki onlardan bahsetmedik ama ben bildiğim yabancı dili kendi kendime öğrendim. Kolejde falan okumadım, hiç öyle şanslarım olmadı. Zaten söylediğim gibi meslek lisesinde okudum, yani yabancı dili kim nerede görecek? Zaten meslek dersleri vardı, yani öyle bir ortam bile yoktu ki. Kendi bulunduğum ortamda da öyle bir şey yoktu. Üniversitede öğreneyim dedim. Hayda, nerede? Üniversitede zaten bu yaşa kadar öğrenemezseniz, ilk derse girdim İngilizce dersine. Hoca dedi zaten, kolej mezunu olanlar varsa gelsin, gerisi gelmesin dedi. Bu yaşa kadar öğrenemezdiyseniz bir daha zaten öğrenemezsiniz dedi. O yüzden amiyane tabiriyle ben o konuştuğum yabancı dili ve gidip ana dili İngilizce olanlara verdiğim derste kullandığım yabancı dili çok affedersiniz yani dişle hıyar sıyırarak öğrendim. Dişle hıyar 14 sıyırarak. saniyem kalmış. Eğer kapanırsa tekrardan alayım sizi Bir de bak. dilerseniz. Yorumlara bakalım sonrasında da. Peki istiyorsan şimdi bakalım canım. Hay hay. Patron sensin. Sen Yapacağız o zaman. koordine et.